O zaman Cahil'le sohbetin bir diğer oyun konulu bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunları çok konuşmayalım derken kendi kuralımızı yıkıp yeniden kurallar kuruyoruz. Ne konuştuk? Resident Evil konuştuk. Kendimizden geçtik. Hadi bir Silent Hill konuşalım dedik. O da bizi doyurmadı. En sonunda biraz benim yoğun isteklerim, ısrarım üzerine 90'lar FPS'si, aksiyonu nasıl tanıdık oyunlarda? Bunun üzerine konuşalım dedik. Pek çok İnsanın göz ağrı Doom üzerinden başlayalım dedim ben. Ama bu Doom'da kalmayacak. Başka 90'larda böyle kan dökmenin, patlamanın, çatlamanın bol olduğu diğer FPS'lerden de hatırladığımız kadarıyla bir değineceğiz. Ve bunların işte 2000'lere ne ölçüde taşınabildiğini biraz konuşacağız. Bir miktarda belki sinemaya değiniriz. Sonuçta bu oyunlar da bir şekilde sinemayla dirsek teması halindeydiler. Hatta kendilerini ekrana taşımaya da çabaladılar. Evet, ben Doom diyorum. Neden Doom diyorum? Süreci gerçek anlamda başlatan oyun sayılıyor. Yani ondan evvel de FPS açılımı, First Person Shooter olan aksiyon oyunları denenmişti, yapılmıştı. Ama hiçbiri Doom kadar etkili olmadı. Hatta 90'ların sonuna kadar FPS diye bir terim de kullanılmadı. Herkes Doom klonu diyordu oyunlara. Öncelikle senin bana hep sorduğun soruyu ben sorayım. Doom ya da Doom klonlarıyla tanışman nasıl oldu Fatih? Şimdi ben aslında Doom'la tanışmadım. Hep burada hani şey taraf benim ya. Yok onu sinemada izledim, yok bunu yaptım, yok şunu yaptım. Doom kültürüyle ben çok sonra tanıştım. Ama Quake 2 ile tanışmıştım. Yani benim başlangıç noktam Quake 2 idi. Tamamen şans eseri. Bilgisayarımız yoktu o zamanlar. Neyse, komşunun bilgisayarında Quake 2'yi açtılar hani çocuk oyalansın diye falan. Yıl 97 işte, 10 yaşındayım falan. Büyük ihtimalle kahvaltıya falan gitmiştik komşuya da o zaman. Ya şimdi Quake 2 oynamaya başladığım andan itibaren böyle bir karmaşık duygular içerisine girdim. Aşırı da tırsmıştım oyundan, öyle hatırlıyorum. Daha çünkü başlar başlamaz böyle acayip bir ses kurgusu, garip bir atmosfer falan ve olayın ne olduğunu da bilmiyorsun sadece. Böyle sana ateş atan yaratığımsı bir takım iri yarı adamlar var falan. Travmatik bir etki yarattı benim üzerimde. İlk defa first person shooter. Ben çünkü Wolfenstein ya da Doom'u dediğim gibi daha önce görmemiştim. Sonrasında daha sonra değineceğiz biliyorsun, bu iki bölüm olacak. Half-Life ayağı da olacak. Fakat Half-Life'la tanışmamıza yine bir değinmek isterim. Çünkü Half-Life'la tanışmamızla birlikte 90'larda biliyorsun bir virtual reality denemeleri yapılmıştı yine. Bugünkü kadar ileri seviyede olmasa da bazı talimler yapılmıştı. İşte sizi oyunun içine alacak falan, sağa dönünce sağa dönüyor, kafayı döndürünce dönüyorsun falan diye. Half-Life'ın ben aslında bu geleneğe dair yapılmış bir oyun olduğunu düşünmüştüm. Çünkü kulaklıkla oynadığında alt kattaki yaratığın sesi geliyor falan filan. Yani o dönem için bizim hayal bile edemeyeceğimiz bir ses kurgusu vardı. 11 yaşında bir çocuğun zaten hayal dünyasında biliyorsun ne kadar yer edinebilir böyle bir şey. Daha sonra PlayStation'a Medal of Honor gibi oyunların gelmesi sanıyorum FPS kültürünün oluşmasını, artık hani bir FPS'den bahsedebiliriz. Hatta FPS'den yola çıkarak third person shooter'dan da bahsedebiliriz. Artık onları da isimlendirebiliriz gibisinden bir furyalaşmanın önünü açtı. Bu süreç içerisinde işte pek çok farklı mecralarda FPS'leri denedik. Bu burada kalsın, 90'lardan çok çıkmayalım. Ama bizim aslında FPS kültürümüzün tamamen yeniden şekillendiği dönem 2003-2004 yılından sonra aslında yaşanan dönem oldu biraz da. Ona şimdi girmeyelim tabii. Sfena uzatıyorum mikrofonu. Tamam, ben nasıl tanıştım? Ben de aslında konuyu Doom'la açmış olmama rağmen Doom'u çok geç bir zamanda düzgün bir şekilde oynadım. 7-8 yaşında Wolfenstein'la tanıştım. Babam muhasebe ile uğraştığından bir bilgisayara ihtiyacı vardı ve o dönem çok satılmamasına rağmen bir tane Pentium 486 almıştı ve bu bilgisayarda disketle oyun oynanıyordu. İş arkadaşına rica etmişti. Çocuk böyle bilgisayarda bir şeyler oynamak istiyor. Orada da bir tek solitaire vardı. Hoplamalı, zıplamalı falan bir şeyler verir misin? İşte bana Bomberman verdiklerini hatırlıyorum. Bir tane Mario verdiklerini hatırlıyorum. Bir de Wolfenstein verilmişti ve sen nasıl Quake'de travma yaşadıysan ben de Wolfenstein'de yaşamışım. İlk gün oynuyorum. Mavi duvarlı koridorlarda Nazi askerlerini vuruyorum ve korkuyorum. Yani hiçbir şekilde anlamadım oyunu. Yani bir şeylere saldırmam gerektiğini anlıyorum. Gece mesela uyuyamadım. Kabuslar gördüm. Odama yani o piksel piksel askerlerin geleceğini düşündüm. Böyle bir korkuyla ilk olarak Wolfenstein'le tanıştım. Sonra o korkuyu biraz aştım. 9-10 yaşında bitirdim. Ondan sonra da açıkçası ben de Quake 2 ile
tanıştım. Ve bazı oyunlarda bahsetmişimdir. Ergenliğe giriş oyunları vardır bence ve çocukluk oyunları vardır. Mario mesela o dönem hep benim gözümde de çocukların oynadığı hoplamalı zıplamalı oyundu. Bir de abilerin oynadığı oyunlar var. Yoğun İngilizce'de bugün RPG olarak tanıdığımız oyunlar ya da yoğun aksiyonlu, yoğun patlamalı, yoğun şiddetli Doom klonları. Quake 2 de işte bu abilerin oynadığı oyunlardandı ve almıştım, denemiştim, birkaç bölüm oynamıştım ve onda da büyük korkular yaşadığımı hatırlıyorum. Anca ben lise yıllarında bu oyunları böyle gerçekten hazmederek ve etkisi altında kalmayarak oynayabildiğimi hatırlıyorum. Sonra da senin dediğin gibi 2000'lerde belli kırılmalar yaşandı. Aslında esas 90'ların FPS kültürü bir köşede kaldı. Sonra bunu ben tekrardan 20'li yaşlarımda keşfettim ve ne kadar zengin bir kültür olduğunu anladım. Ve bu zenginliğin aslında hala insanlar tarafından takdir edildiğini de fark ettim. Öncelikle Doom'la başladım. 2'yi oynadım, sonra Doom'a geçtim. Yani çok enteresan bir hikayesinin olduğunu fark ettim Doom'un. Oyunun değil ama oyunun yapılış sürecinin. Pek çok daha evvelden bahsettiğimiz oyun türleri gibi yapımcıları, üreticileri için çok enteresan bir süreç. Çünkü kendinden önce çok fazla da örnek yok. Ne yapacağını bilmiyorsun. Mesela işte Wolfenstein var. Birkaç tane RPG türevi var. Nasıl bir oyun yapalım demişler ve böyle şeytanların uzay istasyonunu bastığı bir oyun yapalım demişler ve bunu 3D yapalım demişler ki elde 3D'yi taşıyacak ekipmanlar da yok. Bilgisayarların kaldırabileceği durum da yok. O yüzden bu Wolfenstein motorunu biraz modifiye ederek 3D görünümü veren ama gerçek anlamda bugün konuştuğumuz anlamda 3D olmayan bir oyun yapıyorlar. Ve ismi de şeyden geliyor. Paul Newman ve Tom Cruise'un galiba 1983 yapımı bir filmi var. Color of Money diye. Suç draması diye hatırlıyorum. Burada bir sahnede Paul Newman çantayı gösterip bunun içinde ne var diyor. Tom Cruise da karizmatik bir şekilde Doom diyor. Doom. Yapımcılar John Carmack'la John Romero bundan o kadar etkileniyorlar ki oyunumuzun adını bu yapalım diyorlar. Yani isim tamamen buradan geliyor. Daha sonra oyunu yapıyorlar. Bunun arkasına biraz hikaye ekleyelim mi, eklemeyelim mi falan diyorlar. John Carmack tamamen karşı çıkıyor. Ve şey diyor işte, yani bilgisayar oyunlarında hikaye pornodaki hikayeye benzer. Yani vardır ama kimse onun üzerine pek odaklanmaz. İhtiyacını da duymaz diyor. Doom aslında bu anlayış üzerinden kuruluyor. Uzay üstlerine basan şeytanlar var, demonik yaratıklar var ve bunlarla çatışan isimsiz bir Doom Guy var. Bunun üzerine bir oyun yapılıyor. Bu çok tutuyor. Çünkü Wolfenstein motorunun üzerinden yapılmasına rağmen motorda hiç görünmemiş kalitelere erişiliyor. Daha evvelden hiç bilgisayar oyuncularının tecrübe etmediği bir görsel şiddet yoğunluğu var. Ve çok iyi bir müzik kullanımı var o dönem için. Ve zaten biraz da döneminin metal müziğine, hard rock müziğine bayağı atıfta bulunan, hatta bölüm isimleri de bazı metal albümlerin isimlerinden alıntı. O kültüre de bayağı saygı duruşu yapan bir oyun. Bu çok tutuyor. O yüzden çok kısa zamanda ikinci oyunu yapalım diyorlar. Ve genelde bu kadar kısa zamanda yapılan projeler tutmaz. Ama ikinci oyunda çok daha büyük bir patlama yaşıyorlar. Yani satışlar da artıyor. Oyuna ekledikleri bir dolu yeni özellik de çok tutuyor. Mesela Super Shotgun diye bir şey ekliyorlar. Normal Shotgun'ın geliştirilmişi, millet bayılıyor. Ve daha sonradan Doom 1 ve 2 üzerinden oyunlarda tüfek kullanımı daha gelişiyor falan. Sonra rakip oyunlar çıkmaya başlıyor. Başka şirketler benzer kalitede motorlar kullanarak oyunlar yapıyor. Duke Nukem Forever çıkıyor, Blood çıkıyor, Shadow Warrior çıkıyor. Bunlar hala 2D motorlar üzerinden 3D illüzyonu yaratan oyunlar. Ama çok kaliteli oyunlar. Yani çünkü biraz da atmosferik olarak farklı kaynaklardan beslenmişler her seferinde ve sinemadan çok besleniyorlar. Mesela Duke Nukem tamamen 80'lerin aksiyon. Bizim işte kanalın genel olarak beslendiği damardan bir şeyler yapıyor. Bunun bilim kurgu versiyonunu yapıyor. Blood tamamen korku sineması üzerinden besleniyor. Shadow Warrior Hong Kong aksiyon sineması üzerinden besleniyor. Bölümlerinde de bir dolu önceki dönemlerin filmlerine referanslar oluyor. Daha sonra başka bir döneme geçiyoruz. İşte 97 yılında gerçek anlamda 3D olarak bu oyunlar yapılmaya başlıyor. Quake çıkıyor. Pardon, 96 yılında ve 97'de Quake 2 çıkıyor. Biz de tam bu dönemde gerçekten abilerin oynadığı oyunlar dönemine giriyoruz. Ve mesela Unreal'da
o zaman çıkıyor. 97-2000 arasında bilgisayarın performansları da çok geliştiriyor ve bu FPS oyunları hem görsel hem de anlatısal olarak yöntem değiştirmeye başlıyor. Bahsettiğin Half-Life tam o döneme geliyor. Çünkü artık aksiyon oyunları porno film gibidir mantığı biraz köşeye çekiliyor. Hayır arkadaş, aksiyon oyunları belli bir dramaturjiyi takip edebiliriz diyor Valve ve bir hikaye anlatmaya karar veriyor. Hikayesini işte görsel olarak da sunmayı mesele ediniyor. Çok, yani bu zaten Half-Life bölümünde bahsedeceğiz. Çok uzun bir tren açılışıyla başlıyor. Ondan sonra Doom klonu diyebileceğimiz ve Doom ekolü diyebileceğimiz yaklaşım biraz duruyor. Devasa bir arenada ya da devasa koridor yığınlarında yaratık patlatma üzerine oyunlar biraz köşeye çekiliyor. 2000'lerde mesela Serious Sam bu bayrağı taşıyor. Ama daha sonra çok yakın zamana kadar, belki biraz da Painkiller buna eklenebilir. İşte 2010'lara kadar. Uzun süre bu mesele kapanıyor. Half-Life'ın taşıdığı başka bir ekol takip ediliyor. Bu hikaye anlatımı üzerine kurduğu oyun yaklaşımı aslında Doom'u da bir ölçüde etkiliyor. Bakıyorlar ki dönem artık yaratık patlatmalı hikayesiz oyunların dönemi değil. Doom 3'ü yapacakları zaman biraz farklı bir strateji izleyelim diyorlar. Ve bu sefer ilk hikayedeki, yani uzay üssünü, demonik yaratıkların bastığı hikayeyi biraz daha böyle bir korku filmi atmosferi gibi anlatalım diyorlar. Bambaşka bir yapıda başlıyor. Tamamen bir korku oyunu olarak tasarlanıyor. Oyuncuyu da zaten kısıtlıyor. Yani normalde Doom oyunlarında ve benzeri ekollerde olmayan şeyler ortaya çıkıyor. Reload mesela. Normal şartlarda reload bu tarz aksiyon oyunlarında çok olan bir şey değil. Yavaşlatan bir şey. Ve en önemlisi, tabancanın feneri olmuyor. Yani etraf çok karanlık. Sen arada feneri tutup etrafa bakman, yaratık var mı diye gözden geçirmen, sonra tabancayı çıkarman gerekiyor. Bu mesela çok tepki görüyor. Çünkü yani 2400 yıllarında falan geçtiği düşünülüyor oyunun ve o dönemde kimse tabancaya böyle fener takmayı akıl edememiş mi esprileri dolanıyor. Hatta şey esprisi dolanıyor. 2400'de şey yok muymuş, duct tape, yapışkan bant yok muymuş, kimse tabancalara bunu bağlayamıyor muymuş esprileri. Tabii elinde normal tabanca tutup öbür eline fener tutamıyor musun? Hani en azından evet. Yani, kesinlikle bunlardan çok tepki alıyor. Sonraki dönemlerde zaten oyunun yeni versiyonlarını tekrardan piyasaya sürdüklerinde fenerli tabancalarla falan oynayabilir hale getiriyorlar ama oyunun kendisi o tarzda olmadığından bir etki yaratmıyor. İnsanlar beğenmiyor. Sonra bir BFG Edition yapılıyor. Burada ekstra paketlerle falan biraz daha eski Doom havası verilmeye çalışılıyor. Ama genel olarak Doom 3 serinin karizmasını taşıyamıyor. Döneminin ruhunu taşıyamıyor. Ve biraz köşede kalıyor. Doom severler pek Doom 3'e bulaşmamayı tercih ediyorlar. Onun yerine Doom'un mod komünitesi mirası sahipleniyor. Bu mod komünitesi hiç durmadan yeni bölümler yapıyor, yeni tasarımlar geliştiriyor, yeni oyunlar yapıyorlar baştan sona Doom motoruyla. Ve bunlar çok hızlı bir şekilde internette yayıldığından 1993'te yapılmış olan Doom bugün bile dimdik ayakta kalıyor. Mesela Brutal Doom diye bir mod vardır. Bu günümüzdeki 2016 Doom'unun falan temeli sayılabilir. Çok grafikleri güçlendiriyorlar, yaratıkların hareketini güçlendiriyorlar. Günümüzün modern bir shooter'ına dönüşüyor oyun. Bunların etkisiyle daha sonra 2016'da yeni Doom yapılıyor. Resmi olmayan adıyla Doom 4. Ve burada hiçbir şekilde biz hikaye de yapmayalım, hiçbir şekilde korku öğelerini de bir köşeye koyalım. Başta yaptığımız işi tekrardan bir ama iyi yapalım diyorlar ve muhteşem bir başarı kazanıyor oyun. Benim sistemim kaldırmadığından oynayamadım ama o başarısı birkaç sene sonra işte günümüzde Doom Eternal'a kapı açıyor ve sen de onu oynadın zaten. Ne kadar kendinden geçtin, neler oldu onu sen bana açıklayacaksın. Ben öncelikle 2004'ten sonraki sürece bir değineyim istiyorum kendi perspektifimden. 2004'te şöyle bir süreç başladı. Birincisi canavar FPS'lerin ortaya çıktığı, işte Call of Duty'ler, Far Cry'lar, efendim mesela Painkiller'lar aynı şekilde. Mesela Painkiller sürpriz bir oyundu bizim için. Yani ben çok sıkı takip etmeyi bırakmıştım o dönem. Ve bilgisayar yenilenecek süreci. Bir bilgisayarın da o dönem niteliğini belirleyen şey Doom 3'ü kaldırıp kaldırmamasıydı. Yani çünkü aslında sistem sattıran bir oyun iddiasıyla çıktı Doom 3. Büyük bir hype yarattı ortalıkta. Yani birincisi, bilgisayarın Doom'u kaldırıyor mu? Ha, demek ki iyi bilgisayar. İkincisi, Doom'u oynadın ve beğendin mi? Çünkü Doom'u oynayıp beğenmek bir tabuydu. Çünkü Doom'u oynadığında küfür etmen gerekiyordu 3'ü. Ama şöyle bir durum var. Mesela şimdi Far Cry çok farklı bir şey getirdi o zaman hayatımıza. Açık dünya ilk FPS olabilir.
Evet, yanılıyorum ama yani açık dünyayı en azından benim hayatıma sokan ilk FPS'ydi. Ve ben bununla zaten önce Far Cry'a öncelik vermiştim. Ben buna bir kendimden geçtim. Sonrasında Doom'u oynadım. Şimdi Doom'u oynadığımda Doom'un ilk aslında 3 saatini çok başarılı bulduğumu hatırlıyorum. Yani çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Kaplamalardan, işte ses kurgusundan, yani teknik anlamda oyunun beni sarhoş ettiğini hatırlıyorum. Ve ilk etapta bu illüzyondan sebep oyundaki saçmalıkların hiçbirini görmek istemedim ya da göremedim. Yani ben duvarlardaki kaplamaların dibine gidip "Vay lan ne yapmışlar, öyle akışkan bir şey var" falan diye oturup izlediğimi hatırlıyorum. Oyunu bir kenara bırakıp. Bir korkutma yöntemleri açısından da şimdi mesela Flashlight'a çok yüklendi herkes. Öyle gerizekalıcı bir şey olmaz. Doğru. Yani hani yılın ne olduğunu bırak. Yani sonuçta bir çatışma halindesin. Etinden et kopartmak için her merdiven altında bir yaratık bekliyor. Ve sen yani yaratığın çıkacağı yere doğru böyle her bütün teçhizatı bırakıp fener yakacaksın gibi bir dünya yok. Ama nasıl korkutuyor bu seni? Yani bir noktaya kadar işler bir korkutma yöntemi geliştirmişler bu şekilde. Hatta gölgeler son derece gerçeklikle alakasız bir gölgelendirme biçimi vardı oyunun. Yani merdiven altı zifiri karanlık. Yani önünde sadece merdiven var ama hiçbir şekilde buradaki ışık buraya yansımıyor bile. Oradan bir şey çıkacağı belli. Yerden bir şey sürünerek gelecek. Şimdi bu sistem ilk başta güzel işledi. Ama 3. saatten sonra artık neyle karşılaşacağını çok çok farkında olduğun için oyun gerçekten de ritim olarak seni çekmemeye başlıyor bir süre sonra. Ve zaten sürekli kapalı mekan. Yani sürekli kısılmış mekan. Şimdi sen daha dün Far Cry oynamışsın. Açık mekanın tadına varmışsın. Aynı anda oynadım bir de bu oyunları. Yani Far Cry şu, çünkü maymun iştahı vardı orada. Elinde ne varsa abanıyordu. Öyle bir oyundan sonra Doom'u oynamaya çalışmak büyük bir hayal kırıklığıydı. Ve aslında senin dediğin gibi çok böyle yine hikaye anlatalım mantığı yoktu aslında oyunda. Oyun yine son derece primitif bir şekilde Mars'a geçit açılıyor. Bir başlangıçta bir kısa sinematikler var. Onun dışında sinematik de yoktu oyunda hatırladığım kadarıyla. Yine aslında Doom 2'nin gelişmiş versiyonu. Hiçbir şey değişmemiş. Yani o günün koşullarına, hikaye anlatılır koşullarına yine hikayesizlik iddiasıyla giriş yapan bir oyundu. Ve belki dedim ki multiplayer tarafına güvendiler. Çünkü o zaman hani dediğim gibi mesela onun tam tersi Serious Sam. Hani tamamen kansız ve çiçekli versiyonu. Şimdi ben multiplayer'da Serious Sam falan oynadığımı da hatırlıyorum ama Doom 3 gibi bir deneyim hiçbir zaman yaşamadım. Bir de o dönem tabii ki Half-Life 2'nin tekrar agresif bir şekilde gelişi vardı. Yani aha hikaye anlatımı ekibi geri döndü. Hikaye böyle anlatılır arkadaş diye. Sonrasında dediğim gibi 2016'daki artık kendisiyle barışmış bir ekibin. Yani biz artık hikaye anlatma gibi bir kaygımız hiçbir zaman olmayacak. Oturup başına 5 saatte 10 saatte bitirmeye kalkışmayın. Kardeşim işten geldiyseniz gelin birazcık kafa patlatın. Sonra gidin yemeğinizi yiyin, filminizi izleyin. Hayatınızın rutinine devam edin. Yani pis elektriğinizi üzerinizden bir atın. Aslında bir bakıma tüketmek için oyun yapıyoruz tamam ama mantık kaslarınızı çalıştırmanız gereken bir oyun değil. Burada tamamen eğlenin abi. Birilerini yani bir haz yaşayın orada patlayan kafalardan. Şundan bundan ki ben o dönem kız arkadaşımdan ayrıldıktan sonra falan oynamıştım. Yani ayrıldıktan değildi, kavga ettikten sonra. Mental olarak çok iyi gelmişti orada yaratık patlatmak. Geçtiğimiz günlerde işte aslında senin gaza getirmenle oynadım. Yoksa aklımın içinde yeni Doom oyununu oynamak gibi bir fikir yoktu. Ama yine aslında hissiyat aynı. Yani şöyle söyleyeyim. Doom 3'teki hissiyatta, gayrimeşru Doom 4'teki hissiyatta, Eternal'daki hissiyatta hemen hemen aynı. Yani herhangi bir beklentin yok. Sıfırın altında bir beklenti. Bununla birlikte neyle karşılaşacağın zaten artık belli. Yani yine tüketme, az az oyna böyle yani hikaye yok bir şey yok işte sürekli karakter güçleniyor birazcık burada ama ironiyi birazcık daha kendinle barışmanın artık biraz suyunu çıkartmışlar karakter zaten böyle angutluk abidesi bir karakter yine ondan sonra bana birazcık şey gibi geldi yani belli periyotlarla yaşanması gereken bir nostalji damarı ama hani yenilenmiş imkanlarla nasıl ki Terminator 2 vizyona giriyor tekrar 3D tasarımla şunla bununla tekrar izletiyor. Bu da onun gibi geldi birazcık bana. Artık gitgide hani bu kadar bu arada vahşet dozajı son oyunda bayağı yüksekti. Yani akıl almaz bir vahşet skalası vardı. Hatta şey dedim ulan bu çağda hala yani böyle bu kadar çiğ bir vahşet. Hani gerekli değil ama gerekli adamlar için. Bir de şey var değil mi? Yani ben oynamadım da anlatılanlardan yaralandığında
yaratığa ne kadar agresif yaklaşırsan o kadar hızlı bir şekilde can topluyorsun galiba. Daha hızlı saldırırsan daha çok puan alacaksın ya da kaybettiğin genel felsefesi biraz şeye dönüşmüş. Daha da agresif olalım. Şimdi öyle bir şey varsa ben onu hissetmedim açıkçası. Ha, zaten oyun zaten doğası gereği seni saldırmaya yönelten bir oyun. Yani hani o salgılattığı endorfin sebebiyle o gazla zaten bir yere çekilip saklanamıyorsun. Yani dağlar geliyor hey diye elinde ne varsa saldırıyorsun. O vahşet, o saldırganlık içerisindeyken böyle bir detay varsa oyunda, çünkü ben oyun hakkında hiçbir review falan hiçbir şey okumadım bu arada. Öyle bir detay varsa da ben onun işlerliğini hissetmedim. Çünkü genellikle zaten ölüyorum. Hani şeye dayalı bir oyun. Haklı olduğun nokta şudur. Taktiğe değil, reflekslere, manevra kabiliyetine dayalı bir oyun. O sebeple böyle bir şey varsa mantıklı olabilir. Yani ben hiç böyle düşünmemiştim. Peki şey diyeceğim, şimdi Doom'u dedik, aslında çok fazla bir hikaye yok. Zaten olmasına gerek de yokmuş. Son oyunlar bunu gösterdi. Ama yani genel olarak pazarlanma sürecinde bu böyle pazarlanamamış eskiden. Mesela bir dolu çizgi roman yapılmış. Bundan da bir külliyat yapılmaya çalışılmış. Doom çizgi romanları varmış, Doom romanları varmış. Ben okumadım ama açıkçası bugün bir dönüp bakmak istiyorum. Yani bu kadar, yani boş aksiyonun altını nasıl doldurmaya çalışmışlar merak ediyorum. Bir de 2005'te yanılmıyorsam bir Doom filmi vardı. Yani Dwayne Johnson ve Carl Urban'ın oynadığı. Ben mesela büyük merakla seyretmiştim bunu. Yani o zaman hala sinemada oyun uyarlamalarının iyi olacağına dair bir inancım vardı. Ve film mesela şey diye pazarlanmıştı işte. Başından sonuna kadar bir Doom oyunundaki gibi siz Doomguy'ı oynuyormuş gibi seyredeceksiniz deniyordu. Hep bunu bekledim filmde. Sonra bir 7 dakika verdiler. Ya bu 7 dakika için mi ben bu filmi seyrettim dedim. Enteresan bir deneyimdi. Hatırlıyor musun filmi bilmiyorum. Öyle bir sinema deneyimi de oldu. Onunla alakalı da 3-5 cümle söyle istersen. Ya ben açıkçası o first person kısımları çok beğenmemiştim. Yani şey gelmişti bana, benim gözümü acıtmıştı. Yani bugün de mesela geçenlerde konuştuğumuzda dönüp o filmden bazı sahneler koyduğumda senkron sorunu olan sahneler. Böyle gıcık edici senkron sorunları var. Yani asıl bizim işte aradığımız şeyi veren Hardcore Henry oldu. Onun da sebebi aksiyon kameralarının hayatımıza girmesi. Aksiyon kameralarını çünkü özellikle şimdi Instagram'da falan kullanan insanlara bakıyorum. İşte bilmem ne dağının tepesinden bisikletle yardırıyor adam aksiyon kamerasıyla. Dolayısıyla aksiyon kameralarının efektif kullanılması first person zaten kaçınılmazdı. Bir first person içeriği yapılacaktı ki birkaç tane daha bunun gibi first person denemeler yapıldı. Bir korku filmi vardı hatta, bayağı istismara geçen. Şu an adı aklıma gelmiyor. First person geleneğini bir şekilde, ya çünkü insanlar şeyi arıyorlar, hala arıyorlar ki Half-Life Alyx konuşacağız bir sonrakinde. Bu arayışın sonucunda oluşmuş bir deneyim sundu. Birazcık yanlış bir zamanda girdi hayatımıza. Bence gerektiği kadar konuşulmadı. Ama bu arayışın sonunda, yani oyuna daha fazla dahil olma isteği aslında bize first person geleneğinin kapısını açtı. Ve ilk Half-Life oynadığımızda gerçekten de oranın bir parçası gibi hissettirdi bize. Ama mesela Hardcore Henry'nin gişede çok iyi karşılık almadığını hatırlıyorum ben. Ben daha filmi seyretmedim. Bayağı da merak ediyordum. Ama işte bu filmler mesela 10 dakika bu sahneyi verebilmek için bütçelerinin %50'sini harcıyorlardı belki de. Şimdi Hardcore Henry gibi bir proje 2015-2016 yıllarında yapıldığında baştan sona bunu çok daha ucuza yapabilir oldu. Ama kaderin cilvesidir diyelim. O da gişede ya da popüler kültürde istediği karşılığı almadı. Yani ben bir de şeyi söylemek istiyorum. Doom kültürünün neden bu kadar uzun hayatta kalabildiği ile alakalı. Ve bu da Half-Life'da da bir ortak noktaları var. Doom, ta ilk Doom'dan bahsediyorum. Çıktığı andan itibaren iki şeye çok önem verdi. Bir, kendi gameplay görsellerinin kaydedilip internete yayılabilmesine çok önem verdi. Bu mesela insanların kendi oyun videolarını paylaşmasını, yani kendi komünitesini oluşturmasını çok hızlandırdı. Hatta speedrun dediğimiz oyunu en hızlı şekilde bitirmeye dayalı olimpiyatlara da ön ayak oldu belki diyebilirim. Ama en azından geliştirdi, kesinlikle güçlendirdi. Bir de daha evvelden bahsettiğim gibi çok güçlü bir modding komünite
yarattı. Sadece bir şey yapmanın değil, o yapılan şeyi oynayanıyla, tüketeniyle paylaşmanın da önemi ön plana çıkıyor diyebilirim. Yani tüketilip köşeye atılmaya göre mimarisi yapılmış oyunları tükettikten sonra daha fazlasını üretebildiklerini gördüklerinde, o araçların onlara sunulduğunu gördüklerinde mutlu oluyorlar ve parçası oluyorlar ve aslında evet, yani köşeye atılması gereken şey köşeye atılmıyor o zaman. Daha da yeni şeyler filizleniyor, yeni üretimler çıkıyor ve o üretimler daha sonra Brutal Doom gibi günceli takip edebilen yapıları oluşturuyor ve o yapılar daha sonra işte Doom 2016 ve Eternal gibi eserlere kaynaklık edebiliyor. Ben bunu böyle okudum genel olarak. Biraz FPS dünyasına girdik. FPS'lerin, yani Doom dünyasına girdik. Bir sonraki programda kısmetse Half-Life dünyasına girip biraz da hikayeyi ön planda tutan yapılar üzerine konuşacağız. İlgilendiğiniz başka dünyalar olursa bizi bilgilendirin, aşağıya yorum yazın. Biz de biraz kendimizi hazırlayalım, sohbetimizi yapalım. Görüşmek üzere.